İyi akşamlar sevgili Güneydoğu TV izleyicileri. Bir sağlıklı yaşam programında yine birlikteyiz. Bu akşam yine dolu dolu geçecek bir program. Bu akşam Nev Hospital kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Doktor Semih Ak misafirimiz. Bizleri kırıp geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol, siz nasılsınız? Teşekkür Teşekkür ederim, ediyorum. sağ olun. Semih Ak kimdir hocam? Tanıyabilir miyiz? Tabii, öncelikle Urfalıyım. Şu an Urfalıyım. Buradaki lise eğitimi tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fakültesine devam ettim. 2013 yılında oradaki tıp eğitimi tamamladım. Hemen ardından Ankara Onkoloji Hastanesi'nde kulak burun boğaz ihtisası yaptım. Ve oranın ardından 2018 yılında Şanlıurfa'ya geri döndüm. Çeşitli kamu kurumlarında çalıştım. Son 4 aydır da artık Özel Nev Hospital Hastanesi bünyesinde çalışmaya devam ediyorum. Bu şekilde. Hoş geldiniz hocam Hoş bulduk. programımıza. Semih Hocayla ben de ilk kez tanışıyorum. Fakat sosyal medyada faal olduğu için Evet. ilgimi çekiyor. Paylaşımlarını takip ediyorum. Teşekkür ederim. Önemsiyoruz paylaşımlarınızı. Teşekkür Bu ederim. akşam kulak burun boğaz hastalıklarından ziyade baş ve boyun kanserlerini konuşalım istedim. Çünkü gerçekten baş boyun cerrahisiyle ilgilenen hekimlerimiz çok az. Özellikle kulak burun boğaz anlamında ilgilenen hekimlerimiz çok az. Yine geçen yıl Kasım ayında yine bu kanalda Burada. Erkan Kaplama'yı da yine baş boyun Evet. cerrahisinde konuşmuştuk. Onun da babası vefat etti. Buradan başsağlığı diliyoruz Başsağlığı kendisine. diliyorum, evet. Hocam baş boyun kanserleri nelerdir? Şimdi şöyle, öncelikle niye bunu önemsiyoruz? Niye genel bir kulak burun boğazdan ziyade işte baş boyun kanserlerini konuşuyoruz? Çünkü bu konuda toplumsal olarak bilgi eksikliğimiz var. Baş Evet. boyun kanserleri omuzdan yukarıda ve gözden aşağıda bütün alanda görebileceğiniz bütün organlara ait patolojilerden bahsediyoruz. Nedir bunlar? Dudak, dil, ağız içerisi, diş eti, gırtlak, bademcik, cilt, bölgenin cildi ile ilgili bütün kötü huylu kanserler, tümörleri kapsayan bir branş aslında. Kulak burun boğazın alt bir branşı. Evet, ilgilenen kişi sayısı az çünkü oldukça zahmetli ve zorlu bir süreç. Zor bir Hanı işte. koymasından hastanın tedavisine özel ilgi gerektiren, gerçekten her hastaya özgü tedavi yöntemleri geliştirmeniz gereken spesifik bir branş. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz. Toplumun da bu konuda bilgilendirilmesi açısından sizin sayenizde bu şekilde bilgilendirmeye gayret ediyoruz. Evet, Maksadımız. çünkü kanser bu ayda zaten kanser ayı Evet. içerisindeyiz. Önemsenmesi gereken Kesinlikle bir öyle. olay kanser, çünkü çok sinsi ilerleyen, hiç insanda belirti vermeyen bir Aslında defadan. evet, yani birçok kanser için bunu söyleyebiliriz ama baş boyun kanserlerinin vücudun diğer bölgelerinden kaynaklanan kanserlerden farkı aslında bu konuda birazcık daha avantajlı olmamız. Nasıl? Diyelim ki dudak kanserisiniz. Aslında dudak kanserinde çok gecikme şansınız yok çünkü kanser gözünüzün önünde gelişmeye başlıyor. Yara mara mı oluşuyor Evet, hocam? yara gibi görünüyor. Dolayısıyla işte siz hekime gidiyorsunuz. Önce belki yara zannediyorsunuz, işte geçer zannediyorsunuz vesaire ama büyümeye başladığı zaman tanı koymak hem daha kolay hem de büyümeden müdahale etmeniz çok mümkün oluyor. Yani midenizdeki bir problemden ziyade dudağınızdakini görmeniz aslında çok zor olmuyor. Bu bağlamda baş boyun kanserleri birazcık daha avantajlı olduğumuz bir kanser grubu diyebiliriz. Ama bizim toplumumuzda, yani bizim gibi ülkelerde, özellikle Orta Doğu ülkelerinin çoğunda kanserin temel sebebi tütün kullanımı. Ben ona gelecektim. Baş boyun kanserlerinin nedenleri Evet, en çok arasında bizde en en çok çok tütün. sigara, Tabii tütün. bizim için tütün kullanımı. Nargile, bu arada işte hocam nargile olur mu? Aynen o da Ay, olur. nargile de Ya tütün hiç fark sanırım. Doğru etmiyor. doğru. Her tür tütün mamülü sigaranın bizim ülkemizdeki temel sebebi. Bir diğeri alkol. Mesela ağız kanserleri, ağız içerisinde gelişen kanserlerde alkol de önemli bir sebep ama bizim toplumumuzda alkol sigara kadar yaygın olmadığı için birinci sırada sigara var. Sigara. Amerika Birleşik Devletleri'nde human papilloma virüs denilen bir tür virüs de son yıllarda bu özellikle baş boyun kanserlerinin sebeplerinden biri olmaya başladı. Hatta yer yer gırtlak kanserlerinin temel sebeplerinden biri bu virüs olmaya başladı ama bu onlar için geçerli. Bizim toplumumuzda hala birinci sırada maalesef sigara tüketimi var. En sık, en temel nedenimiz bu. Ve bu böyle işte sigarayı bırakın, işte sigara sağlığımıza zararlıdır gibi bir kamu spotu olmaktan ziyade çok korkunç bir gerçekliğin ta kendisi. Yani sigara sizi kanser ediyor ve öldürüyor.
bunu işte sigara içmeyin. Yani bakın, bunu bilerek de yapmak insana gerçekten intihar etmek gibi bir şey oluyor. Aslında intihar ediyorsunuz. Planlı bir intihar oluyor. İşte mesela diyelim ki gırtlak kanseri tanısı koyuyoruz hastaya. Benzer şeyler yaşıyorum. Evet. Baktınız, dediniz ki kişiye sizin gırtlak kanseriniz olabilir. İşte parça alalım veyahut işte kendinize dikkat edin, sigarayı bırakın diyorsunuz. İşte hasta çıkıyor. Ben diyor başka bir hekime gideyim, belki o başka bir şey söyler. Gidiyor, o da başka bir şey söylemiyor. O zaman diyor ben başka bir şehire gideyim. Başka bir şehirde şansını deniyor. Sonra başka bir şehirde. Duymak istemediği şeyleri söylediğiniz için kendini aslında kandırıyor bunu. Duymak istediği şeyi duymak için doktor dolaşıyor. Ama tabii bunu duyamıyor. Ama buradaki sorun şu, bu süreçte kanser maalesef yerinde saymıyor. O olduğu yerde durmuyor, büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla kişi birinci evredeyken bir bakıyorsunuz 3 ay sonra ikinci evrede, üçüncü evrede geliyor. Tabii cerrahiniz, ameliyatınızın şekli değişiyor. Çok önemli. Hocam dudak kanserinden bahsettiniz ama bu genel anlamda baş boyun kanserlerinde nasıl belirtiler olur? Dudakta mesela yara olur. Dudak mesela. İçin dudakta klasik bir yara gibi görünebilir. Evet. Dil için keza geçmeyen, iyileşmeyen ülsere, işte kanayan, ağrı yapan, ağız içerisinde giderek büyüyen, rahatsız edici bir lezyon, bir kitle olabilir. Ve genellikle, yani aslında genellikle değil, kanserlerin çoğunlukla iyileşmezler eğer bir müdahalede bulunmazsanız ona özellikle. İşte dudağınızda bir yara var, işte doktora gittiniz, ilaç kullandınız, krem sürdünüz, bir şeyler denediniz, iyileşmiyor. Gittiniz başka bir hekime, tümör olabileceğini söyledi. Dediniz ki siz kulak ardı ettiniz, ya aslında bu basit bir yara ama maalesef öyle olmuyor. Göreceksiniz ki iyileşmeyecek. Yani iyileşmeyen bir yaranız varsa en önemlisi bu. Gerilemiyor. Herhangi bir krem sürmek de iyi olmuyor yani. Ve bu neredeyse baş boyun kanserlerinin hepsi için geçerli. Evet. Örneğin dilde aynı şekilde keza geçmeyen bir yaranız var. Giderek büyüyor, kanıyor, yemek yemenize engel oluyor. Evet, pekala bir dil kanseri olabilir bu. Gırtlak kanserleri için en sık bulgumuz genellikle ses kısıklığı. Ses kısıklığı. Kişi mesela diyor ki ben diyor soğuk su içtim diyor. Sesim kısıldı. Sesim kısıldı diyor. Ne zamandır? 3 aydır. Şimdi soğuk su içtiğiniz için 3 ay ses kısıklığı kısılmaz, olmaz. Evet. 1 ay olmaz. O yüzden ne diyoruz? Biz 3 haftayı geçen her ses kısıklığında mutlaka bir kulak burun boğaz hekimine görünün. Mutlaka endoskopiyle, yani kamerayla gırtlağınız değerlendirilsin. Varsa şüpheli bir şey, mutlak surette bölgeden örnek alınır, biyopsi alınır, örneklenir. Ha kansersiniz, buna yönelik müdahale yapılır. Değilsinizdir. En azından olmadığınızla ilgili kesin bir kanıya varmış oluruz. Şimdi bizim toplumda işte biyopsiye parça almamız gerekiyor deyince sanki hani gerçekten hemen kansermişiz de her şey çok kötü olacakmış gibi bir imaj, bir algı oluyor. Ama öyle değil. Maalesef bazı şeyleri gözle görmekle tanı koyamıyorsunuz. Her orada bir lezyonunuz var. Düşünün ki işte gırtlağınızda bir şey var şüpheli. Ama onu ben bakarak evet bu kesin kanser ya da bu kesin kanser değil diyemeyeceğimize göre tabii. Oradan parça alıyoruz, parçayı gönderiyoruz. Patoloji uzmanları değerlendiriyor, ona göre bir şey söylüyoruz. O yüzden önemli. Gırtlak kanseri dediğim gibi en sık ses kısıklığıyla gelecek. İşte yutkunma güçlükleri de ilerleyen safhalarda, solunum sıkıntısı, daha da ilerledi nefes alma güçlükleri, kanamalar, ağız içerisinden kanamalar, öksürmek, bu tarz böyle giderek artan, şiddetlenen semptomlar. Tanıyı sadece biyopsiyle mi kuruyoruz? Tabii mutlak surette. Kanserlerin biyopsi. Hepsinin tanısında temelde tabii ki de ön muayene. Muayene tamam. Sonrasında mutlaka o şüpheli olan bölgeden bir parça alınır. Parça tahlile gönderilir ve tahlil sonucunda evet bu bir kanserdir veya değildir denir. Sadece kanserdir de yetmez. Evet. Ne tür bir kanserdir? Yayılabilen bir kanser midir? Mesela çünkü diyelim ki dudağınızda bir kanseriniz var, yüzünüzde diyelim ki. İşte bazal sel seya denilen bir tür kanser de olabilir. Bu iyi bir şey aslında. Çok da yayılmaz vesaire. Ama squamous sel seya da olabilir. O da bir kanser ama o çok daha agresif seyrediyor. Dolayısıyla aslında ismini ve soy ismini koymanız gerekiyor tümörün. Tek başına adını bilmeniz yetmiyor. Evet. Ha mesela Ahmet ama kimlerin Ahmet? Hani evet. Önemli. Ona göre çünkü şey değişiyor. Tedavisi değişiyor, cerrahisi değişiyor, yaklaşımınız değişiyor. Sadece ameliyat mı edeceğiz? Ameliyattan sonra kemoterapi verecek miyiz? Işın verecek miyiz? Ne kadar vereceğiz? Bütün bunları anlamak için mutlaka kanserin adını, soyadını net bir şekilde biliyor olmanız gerekiyor. Bir de yaşını, yani evresini de bilmeniz gerekiyor. İşte Ahmet'tir, işte sarılanı Mehmet'tir. İşte ama kaç yaşındadır? Yani hangi evrededir? Evre 1 midir, 2 midir, 3 müdür? Çünkü evre 4'teki son evredeki bir tümör hastasına yaklaşımınız ile henüz birinci evredeki bir hastaya yaklaşımınız kanıtmış. Tabii ki de aynı değil. Evet. Dolayısıyla işte o yüzden bu programın da aslında temel maksadı o. Evet. Bizim derdimiz işte bir evre bir farkındalık yaratmak aynen istiyoruz öyle. Aslında. Yani yoksa aslında evre 4'te olunca zaten hasta işten geçmiş gelmiş oluyor. Zaten. Son evreye gelmiş aynen oluyor zaten. Bir de geliyor artık. Çünkü geliyor. Artık tabii geliyor artık çünkü artık çözüm normal standart yöntemlerden bir çözüm olamayacağını anlamış oluyor. Bizim derdimiz birinci evredeki hastayı yakalamak. Niçin? Ömrü uzatmak için. Evet. Dert o. Yani sağ kalım yıllarını artırabilmek. Esas maksadımız bu. Bu programda temel amacı o. Ne kadar erken o kadar iyi.
erken olduğu zaman yani ömrü uzatmak belki hastalığı durdurabiliyor zaten. Evet kesinlikle erken, tabii. Erken baş boyun kanserlerinin en güzel tarafı şudur. Erken dönemde tanı koydunuz, tedavisini aldı hasta, yaşam yani 5 yıllık sağ kalım oranımız çok yüksek. Yani 5 yıllık sağ kalımlarımız yüksek. Örneğin akciğer kanseri için bu oran maalesef biraz daha düşük. Yani evet. Erken dönemde tanı koysanız da maalesef 5 yıllık yaşam beklentiniz çok uzun değil. Evet. Ama mesela bir dudak kanseri için erken evrede yakaladınız, hemen tümörü çıkardınız. Başka hiçbir müdahale yapmanıza gerek yok. Evre 1'de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tümörü çıkardınız, küçücük, güzelce diktiniz, iyileşti, probleminiz çözüldü. Evet kanserdi ama çözüm bu kadardı. Çözüldü evet. Aynen. Ama evre 4'te geldi dudak tümörü, boyuna yayılmış. Dudağı çıkardınız, boyunu temizlediniz, işte hastayı yatırdınız, 10 gün yoğun bakımda kemoterapi verdiniz, radyoterapi verdiniz, nüks de edebilir. Çünkü zaten 4. evredeydi. Son evrede. Evet. Tabii şimdi bakın nereden nereye geldik. İşte basit bir çıkardık, iki tane dikiş attık değil mi? Öbür yandan da dudağın neredeyse belki hepsini aldık, boyunu açtık, ışın verdik, kemoterapi verdik. Ama yine de beklentimiz hala düşük. Niye? Çünkü evre farkı var arada. Aynı hastalık, farklı sonuç. Önemli. Bu baş boyun kanserlerinde tedavi nasıl bir tedavi planı uygulanıyor? Tek yani. Başımıza uygulanabiliyor yoksa işte mesela kulak burun boğaz onkoloji işte. Tabii. Şimdi multidisipliner yaklaşım önemli. Evet multidisipliner mutlak surette. Dediğim gibi basit bir tümörünüz var. Cildinizde minik bir tümörünüz var. Kulak burun boğaz uzmanı, dermatoloji uzmanı veyahut plastik cerrahi uzmanı tanısını koyar. Gereken tedaviyi uygular veyahut kulak burun boğaz hekimi olduğum için. Ben KBB'ye geldiniz, hekim baktı, tümörünüzü çıkarır, gerekirse flap çevirir, gerekirse bölgeyi kapatır, işiniz biter. Evre 1 süper. Evre 2'de benzer şekilde. Evre 3'te cerrahi yaklaşım artı boynunuza yayılma ihtimali varsa boynunuzu temizler. Ama diyelim ki gırtlak kanserisiniz, evre 3'tesiniz. O zaman tartışırız. Mesela her evre 3 tümör hastasına hepsine aynı tedavi verelim mi? Mesela hepsini ameliyat edelim, hepsine aynı zamanda kemoradyoterapi verelim. Ya da sadece kemoradyoterapi mi verelim? Ya da sadece ameliyat mı edelim? İşte buna tümörün evresi, kişinin yaşı, akciğerinin kapasitesi, çalışma ne durum, ortamı, tabii, ne iş yapıyor, ne iş önemli. Yaptığı, işte esas temelde sebebi, bunların hepsi önemli. Dolayısıyla her hasta için bireysel ona özgü bir tedavi yöntemi geliştirmeniz gerekiyor. Ve bu tedavi multidisipliner olmak zorunda. Yani ben kulak burun boğaz, cin, gırtlak kanseri geldi, ben tek başıma her şeyini halledeceğim. Maalesef mümkün değil. Niye? Siz ameliyatını yaparsınız. Ama kemoterapisi için medikal onkoloji uzmanı, radyoterapisi için radyasyon onkolojisi uzmanı, takibi için ya başka bir kulak burun boğaz hekim uzmanı gerekiyor. Dolayısıyla sadece bir branş değil kanser için, multidisipliner birçok branşın aynı anda bir hastayı takip etmesi gereken, dediğim gibi süreç açısından birazcık daha zorlu, birazcık daha hassasiyet gerektiren bir konu bu. Yani kanser testi koyduktan sonra olay ondan sonra başlıyor. Multidisipliner bir şekilde ilerliyor. Hekim ilerliyor. Tabii. Geldiniz mi? Tanıyı ben koyuyorsam işte tanı koyuyorum önce. Sonra size bir atıyorum tedavi yöntemini konuşuyoruz hastayla. Bu arada artık yani yeni tıbbi yaklaşımımız işte ben karar verdim şu yapılacak değil. Şimdi biz hastayla beraber oturuyoruz. Diyoruz ki elimizde seçenekler var. Bir işte size ameliyat edebiliriz. İki atıyorum size kemoterapi verebiliriz. Üç şunu yapabiliriz vesaire. Oturuyoruz hastayla bunu biz konuşuyoruz. Her tedavi yönteminin kendi avantajları, dezavantajları var. Hastaya biz bunları sunuyoruz. Hastayla ortak karar veriyoruz. Yani hasta, hekim beraber karar veriyoruz. Bir tedavi şeması belirliyoruz. Ve ardından ilgili branşlara ben gereken şekilde hastayı yönlendiriyorum. Örneğin medikal onkolojiye gitmesi gerekiyor. Biz hastanın neyinin olduğunu detaylı bir şekilde raporluyoruz. Medikal onkoloji uzmanına görünüyor. O da gereken kemoterapisini planlıyor. Sonra o gerekirse o başka bir hekime de gönderiyor. Yani bu şekilde bir zincir içerisinde hastayı birçok branştan hekim görmüş oluyor. Evet. O zaman mesela radyoterapi uygulandı, kemoterapi uygulandı. Tabii. Hasta ameliyat düzeyine geldi diyelim. Evet. Diyelim ki ameliyat ettiniz veyahut işte gitti kemoterapi aldı, radyoterapi aldı. Süper. Hasta yeri size geldi. Ne yapıyorsunuz? İşte gırtlak kanseri olduğunu farz edelim. Siz takip ediyorsunuz artık. Ya da işte bir cilt kanseri olduğunu farz edelim. Artık takip ediyoruz. Erken dönemde ilk 3 ayda bir görüyoruz. Daha sonra 6 ayda bir görüyoruz. Ve en nihayetinde yılda 1'e düşerek 5 yıl. İlk 5 yıl düzenli bir şekilde takiplerimizi yapıyoruz. 5. yıldan sonra birçok hastayı kür olmuş, yani artık tedavi olmuş kabul ediyoruz. Yani kişi kanser tanısı aldıktan sonra tedavisi oldu. 5 yıl boyunca hastayı yakın takip ettik, herhangi bir problem gelişmedi. Hastanın genel durumu iyi ise siz nasıl şu anda kanser değilseniz o da değilmiş gibi algılıyoruz. Hastaya diyoruz ki siz hiç kanser değilmişsiniz gibi düşünebilirsiniz artık. Dolayısıyla şu noktaya gelmiş olduk. Kanser tedavi edilebilir.
ve hiç yaşanmamış gibi başa dönülebilir bir hastalık mıdır? Evet. Evet. Yani siz bundan kesinlikle kurtulabilirsiniz. Kesinlikle kanser çözülebilir. Ama maalesef bu her kanser türü için, her hasta için onu geçerli değil. Zaten. Evet, tabii şimdi bunu burada söyledik işte ya hocam benim de babam vardı işte onda vardı ama niye öyle olmadı? Çünkü niye? Dediğim gibi bunun evresi önemli, tedavi modalitesi önemli, hangi seviyede geldiği önemli. Hastanın başka ek hastalığı olup olmadığı da çok önemli. Tabii o çok etkiliyor zaten. Tabii. Şimdi düşünün ki işte 70 yaşında KOAH'ı olan, akciğer kapasitesi çok kötü bir gırtlak kanserli hasta. Bir de öbür yandan işte yine 65 yaşında HPV'ye bağlı akciğer kapasitesi çok iyi bir hasta. Biri evre 4, biri evre 1 olsun. Evet. Tabii ki de sonuçlar farklı oluyor. Farklı. Yaşama süresi bir de hepsi farklı ediyor. Kesinlikle öyle. Yani 5 yıllık sağ kalım beklentimiz ikisi için çok farklı oluyor. Evet hocam. Peki hocam, yaptığınız baş boyun kanseri ameliyatları var mı? Tabii tabii mutlaka. Mesela, şimdi biz son 5 yılda çeşitli kamu hastanelerinde, şimdi özel Nev Hospital bünyesinde her tür baş boyun kanseri ameliyatı yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Nev Hospital Hastanesi'nde bu ameliyatlar yapıyoruz. Tabii tabii, baş boyun cerrahi ameliyatlar hepsi yapıyoruz. Tabii baş boyun cerrahisinin her türlüsünü yapıyoruz. Nedir hangi bunlar? Hangi ameliyatlar yaptık İşte bunlar hocam? Cilt kanserleri, dudak kanserleri, dil kanserleri, gırtlak kanserleri. Özellikle son dönemde aslında mesela çok sık görülenlerden bir tanesi. Belki hep kötü huylu kanserleri. Yani daha, kanser aslında kötü huylu bir şey. Kanseri konuştuk ama tümör de konuşmalıyız. Her tümör kanser değil. Kanser kötü huylusuna diyoruz bu arada. Evet. Bir de iyi huylular var. Mesela Urfa için konuşalım. Çok sık görülenlerden bir tanesi de tüklük bezindeki şişlikler. Mesela evet, kulağımın önünde bir şişlik var, altında bir şişlik var. Yani parotis bezlerinde, özellikle tüklük bezlerinde yüzün her iki yanındaki kitleler. Yüz sinirin hemen üzerinde seyreden kitleler bunlar. Mesela çok sık görülüyor. Özellikle kadınlarda, erkeklerde tek taraflı, iki taraflı. Çok sık uyguladığımız bir prosedür. Urfa'da zannediyorum son 5 yılda 100'ün üzerinde yapmışızdır. Bu konuda tecrübeliyiz. Bayağı yüzün üzerinde bayağı. Evet, yüzün üzerinde bir parotektomi yani bir tüklük bezi cerrahisi yapmışızdır. Yani iyi veyahut kötü huylu hiç fark etmez. Boynun ve baş bölgesinin her türlü kötü veyahut iyi huylu kanserini tedavi etmeye gayret ediyoruz. Tabii ki de tedavi edemediklerimiz var. Her hekimin kendi sınırları tabii var. Canım, olur tabii canım. Her ameliyat başarılı geçecek maalesef, değil. Maalesef. Evet. Evet. Yani dediğim gibi bazı şeyler işte hekimi de hastayı da aşıyor. Bazen her şey sizin de veyahut hastanızın da istediği gibi ilerlese de sonuç maalesef istendiği gibi olmayabilir. Yani siz tarife çok güzel uydunuz, çok güzel bir helva yaptınız ama tattığınız zaman atıyorum işte işler yolunda gitmeyebilir. Neden? Çünkü elektrik kesilebiliyor. Yani sizle bağlı olmayan faktörler devreye girebiliyor. O yüzden hani bizlik olmayan faktörler de olabiliyor. Önemli. Olabilir. Hastalığın evresi de oluyor. Bir tabii yani bunu unutmamak gerekiyor. Aynen. Önemli yani. Çeşitli hastalıklar da olabiliyor yani. Evet evet, kesinlikle öyle. Yani Urfa'da bugün için sadece Urfa için değil, bütün bölgeye hitap edebilecek bir baş boyun cerrahisi tecrübesine ve geçmişine sahibiz. O konuda herhangi bir problemimiz yok. Hizmet etmeye devam edeceğiz bu konuda. Peki hocam, bu gırtlak kanserlerini biraz daha açabilir miyiz? Gırtlak kanseri ameliyatlarına. Şimdi şöyle, gırtlak kanserleri gerçekten günümüzde de yaygın olan bir kanser türü. Evet, çok yaygın çünkü çok sigara içiliyor. Çok sigara içiliyor. Esas sorunumuz bu. Tütün çok fazla tüketilen bir şey. Gırtlak kanserleri dediğim gibi az önce de bahsettim. Aslında ilk bulgumuz genellikle ses kısıklığı oluyor. Evet. Kişi işte 3 haftadan uzun süren bir ses kısıklığıyla başvuruyor. Ve bu ses kısıklığı problemini genellikle hasta maalesef, buradan da sizin aracılığınızla söylemek istiyorum. Yani hasta asla ikna olmuyor. Diyorsunuz ki mesela sizin ses kısıklığınız var. Baktınız kamerayla. Dediniz ki şüpheli bir şey var. Biz buradan işte biyopsi alalım, parça alalım. Hasta ısrarla diyor ki ama diyor ben diyor dün diyor soğuk su içmiştim işte 3 gün önce diyor. Ondandır diyor. Şimdi ikna olmak istemiyor. Bu neye sebep oluyor? İşte gecikmenize işte bu sebep oluyor. Oysa ki parça almak, yani evet burada şüpheli bir şey var, biz buradan parça alalım dediğiniz zaman siz hastaya bir kötülük etmiş olmuyorsunuz. Tam tersine hastaya iyilik yapmaya çalışıyorsunuz. Evet. Nedir? Tanı koyalım. Bu kanser olduğunuz anlamına gelmiyor. Ama öyleyseniz başka türlü bunu kanıtlayamayız. Yani mutlak surette onu örneklemem gerekiyor. Hasta aldırmıyor ve uzuyor bu süreç. Tekrar söylüyorum, ses kısıklığı 3 haftadan uzun süren ve sigara içen kişiler mutlak surette kulak burun boğaz hekimine görünmeli ve hekim öneriyorsa mutlak surette o bölgeden parça alınmalı, yani örneklenmeli ki tümör olup olmadığını anlayalım. Hı. En önemlisi bu. İki, diyelim ki gittiniz, örneğinizi vermediniz, tümör büyüdü, ne olur? Kesinlikle tümörler yerlerinde durmazlar. Yani küçücük kalmaya devam etmezler, büyümeye devam ederler. O yüzden ne oluyor? O bölgede tümör büyüdükçe ses tellerinin arasında ses kısıklığının dozu, şiddeti artıyor.
öksürük artıyor, kanamalar başlıyor. Biraz daha büyüyünce ses telinde felç gelişiyor. Dolayısıyla solunum sıkıntısı başlıyor bir yerden sonra. Nefes alma güçlükleri başlıyor. İşte bu seviyede hasta artık zaten geri dönüşümsüz noktaya gelmiş olduğu için artık hekime başvurma konusunda ve gitme konusunda birazcık daha istekli oluyor. Geliyor, tanı koyuyorsunuz ve maalesef işte dediğim gibi evre 3 olmuş oluyor. Oysa ki az önce ilk tanı koyma anımızda birinci evredeydik. Orada kabul etseydik her şey çok başka olacaktı. Şimdi 3'e geldik, evre 3 olduk, işler değişti. Ne olacak? Peki ne olacak? Ya aşını alacağız, kemo radyoterapi alacağız ya da gırtlağımızı kaybedeceğiz maalesef. Özellikle ileri evre gırtlak kanserlerinde çözüm gırtlağı almanız. Mesela evre 4 gırtlak kanseri için başka bir tedavi şansınız yok. Bugünkü teknolojide yok. Gırtlağı alıyorsunuz. Evet, gırtlağı. Kalıcı trakeostomi oluyor, stoması evet. Oluyor. Burada kalıcı stoması oluyor. Artı kemo radyoterapi alıyor. Bu bile hiç tedavi olmamaktan çok daha iyi neden. Çünkü hasta için 5 yıllık sağ kalım yine iyi. İyi. Evet. Tam evet organ kaybı var doğru ama en azından yaşamaya devam ediyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz, torunlarınızla oynamaya devam ediyorsunuz. Şimdi hasta mesela evre 4'te geliyor bazen. 4. evrede diyor asla diyor ben gırtlağımı aldırmam diyor. Burada delik asla. Ne yapalım peki nasıl istiyorsun? Ben diyor başka seçenek ama yok. Haklısın doğru biz de sevmiyoruz bunu. Hangi hekim ister ki hastası organını kaybetsin? Evet. Ama onu torun sevmek istiyorsan onu alacağız diyorum. Yapacak bir şey yok. Şimdi dolayısıyla bazen hekim de istemediği şeyleri önermek zorunda kalabilir. Ve bu dünyanın sonu değil tabii ki de. Bu da bir tedavi seçeneği ve bugün elimizdeki en önemli silahlardan bir tanesi hala. Son 100 yıldır gırtlak kanseri ameliyatlarının çözümlerinden biri gırtlağın alınmasıdır. Ve bugün günümüzde ileri evre gırtlak kanserlerindeki çözüm maalesef hala gırtlağın alınmasıdır. Kalıcı stoma, kalıcı delik kalıyor. Dolayısıyla ses teli kaybı olacağı için bir konuşma problemimiz doğuyor. Onu da başka şekilde çözüyoruz. Nasıl? İşte hastaya özofagyal konuşuyor. Yani havayı yutarak evet. Yemek borusundan konuşuyor. Ya biz oraya bir ses protezi koyuyoruz. Kişi parmağıyla bölgeyi kapatarak konuşuyor. Protez gelişti ya. Oraya. Evet tabii. Evet. Ya da elektrolarenk dediğimiz bir elektrikli cihaz koyuyor. Onunla evet. Konuşuyor. Evet tabii ki de normalsiz bir konuşma biçimi tabii değil. Ki. Ama konuşabiliyorsunuz. En azından iletişim kurma problemi olmuyor. En azından yaşam devam ediyor. Hastanın ağrıları olmuyor vesaire önemli. Dolayısıyla gırtlak kanserinin bu nahoş sonuçlarına karşılaşmamak için tekrar söylüyorum. İlk 3 haftadan uzun süren ses kısıklığınız varsa ve hekiminiz öneriyorsa mutlak surette parçanızı verin. Ve eğer gırtlak kanseri veya şüpheli bir lezyonunuz varsa sigarayı hemen bırakın. Hatta bunu beklemeyin. Şimdi bizim bu vesileyle hemen bırakın. Hemen. Evet. Peki hocam bu trakeotomiye evet. Karşı çıkıp yaptırmayan hiç oldu mu? Böyle bir hastanız oldu mu? Tedavi kabul etmeyen, gırtlağını almayan. İki tane öyle hastam var. Evet. Biri Ankara'da 2017 yılında bir hasta, biri de burada Urfa'da. Urfa'dakinden bahsedeceğim. Bir hasta bundan yaklaşık olarak 1,5 sene önce kamu kurumunda çalışırken geldi. Biz hastaya zannediyorum evre 3 gırtlak kanseri olabileceğini söyledik. Dolayısıyla işte parça alınması gerektiğini vesairesini söyledik. Hasta dedi ki, daha önce ışın almış bir hastaydı bu arada. Işın da almış tabii. Daha önce gırtlak kanserinden dolayı başka bir ilde Urfa dışında ışın almış. Tekrar ses kısıklığı olunca bize geldi. Hastaya baktım dedim ki sizin maalesef nüksünüz var. Yani tümörünüz tekrarlamış. Mutlaka parça alalım. Eğer tekrarlamışsa artık çünkü daha önce ışın almış olduğu için gırtlağın alınması gerekiyor dedim. Hasta çok sinirlendi. Sinirlendi dedi sen dedi ne diyorsun dedi. Ben dedi ışın aldım dedi öyle bir şey yok dedi. Dedim. Siz nasıl diyorsanız öyledir. Yok diyorsanız yoktur. Ben gördüğümü söylüyorum. Siz gelin beni dinleyin biz bundan parçalayalım. Hayır dedi amca çıktı gitti. Yaklaşık olarak bir 45 gün 50 gün sonra bir gün hafta sonu evde otururken telefonum çaldı. Acil servisten beni aradılar icabçıyım. Dediler ki işte bir hasta var. Solunum sıkıntısı var yani nefes almakla ilgili problemleri var. İşte hasta Antep'te başka bir kuruma gitmiş. İşte orada kendisine parça alınması gerektiğini söylemişler ama hastanın genel durumu değil gelip bakar mısınız? Tabii dedim. Gittim bizim amca yatıyor acilde. Ne oldu amca? İşte ben tekrar gittim eski doktoruma parça aldılar. Bana dediler ki işte senin tümörün nüksetmiş. Ne olacak şimdi? Dedim ki trakeotomi açacağız. Burayı delmemiz şart. Ki nefes al. Yoksa nefes alamayacaksın işte acildesin. Yok dedi. Dedim bak daha önce geldin. Benzer sorunu yaşadık biz. Şimdi aynı şeyi yapıyorsun. Yok dedi. Yaptırmayacağım dedi. Peki dedim. Aradan 3 gün geçti. Acil servisten tekrar arandım. Ve acil trakeotomi açtım hastaya. Çünkü boğulacaktı. Nefes alamıyor, hiç alamıyordu. Hiç alamıyordu. Tamamıyla gitmişti. Trakeotomisini açtık. Hasta daha sonrasında bir daha bana gelmedi. Hatırlamıyorum sonrasında ne olduğunu. Umuyorum iyidir ve yaşıyordur. Evet. Ama şunu demek istiyorum yani. Geç kaldı yani. Evet. Bayağı geç kaldı. Kanserle inatlaşmanın bir anlamı yok yani.
tümörle inatlaşılmaz. Yani kansere inatlaşmanızın bir anlamı yok. İşte ben yaptırmıyorum onu. Kanser hekim değil ki. Benim gösterdiğim anlayışı kanser göstermez ki. Göster. Bir tamam. De hızı da ilerliyor. Aynen, tamam. Metastazı çok çok hızlı kesinlikle yapıyor. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Boyuna yayılıyor, her tarafa yayılıyor, dil köküne doğru uzanıyor. Bir de dil köküne doğru uzanmaya başlarsa bu sefer nüksetme ihtimali artıyor. Dolayısıyla ne kadar gecikirseniz o kadar aslında tedavi şansınızı kaybetmiş oluyorsunuz. O kadar işler çığırından çıkıyor. O yüzden gırtlak kanseri ve tütün kullanımı arasındaki bu ilişkiyi iyice anlamamız gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Sigara kesinlikle kullanmamız tabii, mutlaka, gerekiyor. Yani. Mutlaka sigarayı bırakmamız yani buradan gerekiyor. Bizi dinleyen vatandaşlarımız, evet. Bizi dinleyen halkımız yani evet, bunun çok en önemli. Yani evet. Bu kanser, en önemlisi bu. Yani en mesaj, önemlisi bu. Bu akşamki temel mesaj bu olmalı. Yani sigara evet. Sizi kanser eder. Ve bu dediğim gibi bu işte her gün televizyonlarda gördüğünüz basit bir kamu spotu olmaktan ziyade her gün hastane koridorlarında bu yüzden gırtlak kanseri, dil kanseri, dudak kanseri tanısı alan insanların olduğunu, belki de bu yüzden her gün hayatını kaybeden insanlar olduğunu unutmayın. Ve bunu biz her gün yaşıyoruz. Hayatın bir gerçeği bu arada. Yaşamın evet, bir yani, gerçeği yani. Siz görmeseniz de sizin görmemeniz ya da görmüyor olmanız olmadığı bizim anlamına geldi. Bizim gördüğümüz evet aynen. Aslında. Ve bizim her gün gördüğümüz şey. Evet. O yüzden önemsenmeli. Peki hocam mesela dil kanseri, dilden söz evet. Bahsettiniz. Dil kanser yayıldı. Dili tam olarak alıyor muyuz? Şöyle orada da aslında evet en güzel soru. Çünkü evet. Çok sık soruluyor. Şimdi evet. Dil kanserinde işte hocam bütün dili alacak mıyız? Hayır. Şimdi öncelikle yine burada evremiz önemli. Kişi geldi birinci evrede. Dil kanseri maalesef birazcık daha agresif bir kanser. Evet. Yani birazcık daha seyri çok güzel değil. Dolayısıyla hastayı tanı koyduğumuz an birinci evrede olsa mutlaka dilin üçte birini kanserli dokuyla beraber çıkarıyoruz ve boynu temizliyoruz. Çünkü dil kanseri boyuna yayılır hemen. Direkt yayılıyor. Evet. Hemen yayılır. Yayılmasını engellemek için yapılması gereken şey hemen beraberinde boynunda temizlemek. Biz hemen tanı koyduğumuz an dili cerrahisini yapıyor, boynunu temizliyor, dilin bir kısmını alıyoruz, hepsini değil. Dolayısıyla kişi konuşmaya da devam edebiliyor, yemeğini de yiyebiliyor, hayatına devam edebiliyor. Yani o dilin bir kısmı aldığı zaman konuşmaya bir engel olmuyor. Yok, kesinlikle olmuyor. Dilin yarısına kadar olan seviyede rahatlıkla alabilirsiniz, konuşursunuz. Evet. Ama yarıyı geçmemek kaydıyla. Yarıyı geçmeye başladığınız zaman hem dil hareketleri hem de yutkunma fonksiyonu dilin bozulmaya başlıyor. Peki yarısından fazlasını aldığımız hastalık var mı? Tabii ki de var. Hepsini aldığımız var. Niye peki hepsini alıyoruz? Çünkü mesela hasta dediğim gibi aslında evre 4'te geliyor. Zaten dilin yarısını geçmiş, karşı evet. Tarafa geçmiş, boyuna yayılmış, ağız tabanını komple doldurmuş. Atıyorum 6 santimetreyi kitleyle geliyor. Şimdi böyle bir durumda sizin dilin bir kısmını koruyabilme şansınız zaten yok. Yok. O yüzden erken geldi hasta evre 1'de tabii ki de dili koruyabilirsiniz. Ama evre 4'te geldi dili koruma şansınız yok ki. Maalesef bu mümkün değil. Dolayısıyla dilde de dudakta da gırtlakta da hiç fark etmez. Hatta vücuttaki bütün kanserler için bu geçerli. Ne kadar erken o kadar iyi. Evet. Önemli. Peki hocam boynu temizliyoruz derken. Boyun seksiyonu. Bu boyunda tiroidler de var. Tabii. Tiroidler de siz mi yapıyorsunuz yoksa genel cerrahlar mı yapıyor? Şöyle, tiroidektomi aslında baş boyun cerrahisinin ilgi alanlarından bir tanesi. Tabii evet. Türkiye'de, dünyada da yıllarca genel cerrahinin, endokrin cerrahinin bir parçası ola geldi. Ve evet. Genel cerrahlar bu konuda çok deneyimliler. Ama son yıllarda artık kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahi de artık tiroidektomi de kendi alanında artık yenilikler üretmeye ve bu konuda tecrübe edinmeye başladı. Özellikle son 20-30 yılda. O yüzden biz tiroidektomiyi fark etmek sizin genel cerrahi veya kulak burun boğaz fark etmez. Her iki branşta bugün Türkiye'de başarıyla yapıyor. Biz de tiroidektomiyi yapıyoruz. Yani tiroid kanserleri de, guatrı da yani kanser olmayan tiroid hastalıkları içinde evet. Her türlü cerrahisini gerçekleştiriyoruz. Fark etmiyor. Burada önemli olan şey şudur. Cerrahi tecrübe önemlidir. Evet. Yani işte genel cerrah mı işte atıyorum çok güzel tiroidektomi yapıyorsa kulak burun boğaz hekimi mi hiç fark etmez. Ha genel cerrah uzman olmuş ha kulak burun boğaz hekimi olmuş. Önemli olan cerrahi tecrübeniz. El becerisi. Aynen. El becerisi cerrahi tecrübeniz yeterliyse hiç fark etmez hangi branştan olduğunuz. Önemli olan tanıyı doğru koyup doğru cerrahi girişimde bulunmak evet. Bu önemli. Peki hocam sıcak bölgede yaşıyoruz. Evet. İlimizde sıcak. Bu güneşin dudak kanseriyle bir ilişkisi var mı? Tabii çok yakından. Şöyle özellikle mesela bizde yazın tavlada yani çalışma. Cilt kanseriyle var zaten. Tabii de zaten var. Ultraviyole ışınları evet. Dolayısıyla zaten cildin her türlü kanserinden sorumlularından bir tanesi güneş zaten. Evet. Ama dudak kanseri ne kadar önemli? Güneş ışınları nereye vuruyor? Alt dudağa. Alt dudağa. Tabii dolayısıyla güneş ışınına bağlı kanserleri alt dudakta görüyoruz.
Ama işte dudak kanseri, cilt kanserinin hocam sebebi güneş kanseri. Doğru. Cilt kanserleri için evet. Mesela yüzünüzde bir tümörünüz var. Sebep güneş olabilir mi? Pekala evet. Güneş lekeleri, çok uzun süre güneşe maruziyet, işte güneş koruyucu kullanmama, tarlada çok uzun dönem çalışma, Urfa gibi güneşin çok yoğun olduğu yerlerde yaşama. Mesela dünya için konuşursak Avustralya, Ekvador'un güneyindeki ülkelerde mesela güneş ışınları hem daha dik geldiği için hem de çok daha fazla maruz kaldıkları için daha sık görülür. Ama genellikle onların ten rengi daha kara oldukları için, yani daha siyah bir ten rengine sahip olduğu için Ekvador bölgesi iyi. Ama mesela Avustralyalılar hem beyaz tenliler hem güneyde yaşıyorlar. Evet. Şimdi onlar için daha riskli. Biliyorsunuz onlar Avrupa göçmeni onlar. Dolayısıyla mesela Avrupalı Avustralyalılarda cilt kanseri oranı çok daha yüksektir. Bizde de keza, yani bizim toplumumuzda beyaz bir toplum olduğumuz için güneş ışınlarından etkileniyoruz. Dolayısıyla güneş koruyucu kullanmamız şart. Bizde maalesef böyle bir alışkanlık yok. Bu da neye sebep oluyor? Çok sık cilt kanseri türü görmemize. Evet. Ama dudak kanserinin Urfa için konuşalım. Temel sebebi güneş değil bizde. Evet. Bizdeki temel sebebi sigara. Sigara. Tabii. Yani güneş eğer yılda bir kişiyi kanser ediyorsa Urfa'da, sigara 1000 kişiyi ediyor. Arada çok ciddi bir fark var. Çok fark var. Tabii çok ciddi fark var. Ama evet, güneş sorumlularından bir tanesi midir? Kesinlikle evet. Ne yapacağız o zaman? Yazın güneşten korunacağız. Nasıl? Evet. İşte hasır şapka takacağız, şemsiye takacağız vesaire. Özellikle de belirli bir yaşın üzerindekiler. Neden? Evet. Çünkü aslında bir kümülatif etkisi var. Şimdi sizin güneş ışığına maruz kaldığınız 10 yaşında bir çocuk olsanız güneşe maruziyetiniz kaç senedir? Atıyorum 10 yıl değil mi? Ama 60 yaşındaki biri 60 senede güneş yılında güneş görüyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yaşlı bir bireyde güneş maruziyeti, kümülatif etkisi çok daha yüksek olduğu için özellikle yaşlı bireylerin kendilerine dikkat etmesi gerekiyor bu cilt kanserleri konusunda. Evet. Sigara, yine sigara devreye girdi. Sigara dediğiniz gibi konumuz bu akşam sigara olmuş oldu. Çünkü baş boyun kanserlerinin de sadece aslında onu değil. Mesela erkekler için prostat kanseri, mesane kanseri, mide kanserleri, bunların hepsinin sebebi sigara mesela. Yani sadece yemek borusu kanseri, özofagus kanserleri. Bütün sindirim yani sistemi kanserleri. Yani insanın bile bile kendini zehirlemesi, kendi yaşamını kısıtlaması. Evet. Kesinlikle. Niye bu kadar? Yani bu akşam kendinize bir iyilik yapacaksanız eğer, bugün, şimdi hemen sigarayı bırakmış olmanız gerekiyor. Kendinize buradan, yapacağınız en önemli yardım. Buradan halkımıza duyuralım. Sigarayı bırakın. Mutlaka. Sigara kanser ediyor. Yani kesinlikle sigarayı bırakmak kişinin kendisine yapacağı en önemli yatırım. Bugün farkında olmayabilir kişi. Ama bugün 20 yaşındaki sigara içen bir kardeşime sesleniyorum. Eğer gerçekten torununu sevmek, görmek, onunla oynamak istiyorsan şimdi bugün sigarayı bırakman gerekiyor. Yoksa bu ihtimali düşürüyorsun. Yani onunla oynama şansın daha az oluyor. Ve bu dediğim gibi gerçek ve bunu her gün insanlar yaşıyor. Siz görmeseniz de görseniz de yaşıyor bunu insanlar. Evet, maalesef. Acı bir gerçek olarak. Hastane koridorlarında çok böyle işte sosyal medyada dolaşan bir görsel vardı. İşte hani bir şey, hayatı öğrenmek istiyorsanız hastanın işte medikal onkoloji koridorlarını gezin diye. Evet. Eğer hayatı görmek istiyorsanız bugün Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi, OSM, eski OSM ek binanın 4. katında medikal onkoloji servisi var. Gerçekten görmek isteyenler gidip bir gün ziyaret etsinler ve bir görsünler. Aynen, hem 4. katta hem giriş katta. Evet. Bir görsünler. Kemoterapi, radyoterapi ünitesine bir gitsinler, bir görsünler bakalım. Gerçekten hayatın realitesi nasıl bir şey, gerçekler nasıl bir şey. Evet. Önemli. Hocam özellikle bu meslek hastalıklarına bağlı kanserlerde ara ara soruyorum ki halkımız bilinçlensin. Tabii. İşte burun ve sinüs kanserleri. Bunlar kimlerde görürse marangoz işte bu şimdi şeylerde biraz fazla kimyasal etkisi olan. Türkiye için mesela işte mezotelioma asbeste bağlı görülüyordu. İşte biliyorsunuz İç Anadolu'da özellikle bugün Nevşehir, Göreme yöresinde görülüyordu. Sinüs kanserleri için de evet işte marangozlarda, ayakkabı boyacılarında, eski ayakkabı boyacılarında, oto boyacılarda, kot taşlayıcılarda. Onlar da mesela daha çok alt kimyasala maruz kalıyor bunlar daha fazla. Şimdi kot taşlama kumla yapılıyor. Çok mikro kumlarla yapıyorsunuz. Dolayısıyla alt solunum yollarında. Yani bu tarz şeyler ne yapıyor? Solunum yolları kanserleri. İşte sinüsler, burun bir üst solunum yolu organı. Dolayısıyla buradan nefes İlk alıyorsun. İlk giriş yerimiz burası. İlk giriş yeri orası. Evet. Dolayısıyla kimyasal işte ne bir ayak kundra tamircisi, işte kundra boyası, vernik vesaire gibi kimyasallarla muhatap sürekli. Ve bunları soluyor. Ve bu sürekli solunum yollarınızı irite eden bir şey olduğunu düşünün. Tabii ki de ilk giriş yeri neresi oldu? Burnunuz oldu. Evet. Burunda en fazla neresini görürüz? Sinüsler. Aslında kafamızın içerisindeki solunum yolları. Hemen orada ne oluyor? İşte tümör gelişiyor. Maalesef sonuçlar yine az önce anlattığım gibi daha agresif oluyor. Yapılması gereken şey ne oluyor? İşte gerekirse belki sinüsleri de yüzün yarısını almanız gerekiyor. Göz altından çıkarmanız gerekiyor. O yüzden kimyasal maruziyette mesela maske kullanımı çok önemli bir şey. Evet. Özellikle bu tarz işler yapanlar.
işte oraya mutlaka yazıyor, işte kask takın, maske takın diye yazar mesela. İş sağlığa güvenliğine orada, orada yazarlar. Her şey aslında uymak evet, lazım. Ama, o bir yazıda kalmamalı yani. Ama diyor ki işte kişi, ya ben 20 senedir marangozluk yapıyorum, hiç bugüne kadar maske takmadım, bana da bir şey olmadı. Değil mi? Sonra evet, aynı kişi 5 yıl sonra. Ben özellikle bu soruları sordum ki hocam, mesela işte bizde de otoboyacılar var, marangozlar var. Tabii. Ve dediğiniz gibi ben 20 senedir çalışıyorum, bana bir şey olmadı. Olmaz, aynen. Dememeli yani. Kesinlikle yani, öyle. Kesinlikle. İlla o tanecikler. Ya şeye benziyor bu şimdi, işte diyor bizim köyde bir tane amca var, işte evet, 110 yaşında 60 yıldır bir de sigara içiyor. Tütün içiyor, evet, bir de. Tütün sigara içiyor. Da değil, tütün evet, de içiyor ama bir şey olmadı. Olmadı. Onu i̇şte, olmadı da bana olacak olmayacak şimdi diye. Tamam da senin o amca bir tane. Ben her gün bir şey olan 50 yaşında bir ton adam görüyorum. Yani evet, bir örneğe karşılık 100 tane de bir şey olan var. Yani o çok münferit bir örnek yani. Çok bir kişiyle üzerinden gitmek çok zor. Ya da işte otoboyacı Ali abi var, 20 senedir araba boyuyor, ona bir şey olmadı. Ama bu size bir şey olmayacağı anlamına gelmiyor. Her gün olan var, her gün bir şey olan var. Onları da konuşalım. Onları konuşunca da işte ama Ali abi. İşte bir tane örnek de olmuyor. Bu aslında birazcık bizim kendimizi kandırma şeklimiz. Evet. Bu kendimizi ya işte biz korkmayalım, aman bana bir şey zaten olmaz, ben en iyisi işte kendim bu örnek üzerinden avutarak mevcut yaşam tarzıma devam edeyimdir. Bunun hiç kimseye bir faydası yok. Yani böyle örnekler üzerinden sigara içmeye devam etmenin, işte otoboyacıysanız maske takmamanın, marangozsanız işte burnunuzu korumamanız, kot taşlamaya devam eder olmanız maalesef solunum yollarınızda sorun olmayacağı anlamına gelmiyor ve üzgünüm muhtemelen olacak. Çünkü evet, olmayan kişi sayısı o kadar az ki. Yani 100 kişi bu örneklere uyuyorsa bunların birine bir şey olmuyor. Geri kalan 99'una mutlaka bir şey oluyor. Çok şanslıysanız bir şey diyemeyeceğim. Evet, belki o 100 kişiden birisisinizdir. Ama evet, muhtemelen geri kalan 99 kişiye sesleniyorum. Evet. O zaman lütfen siz sigarayı bırakın. Evet. Lütfen siz önerilere uyun yani. Eyvallah hocam. Kanser konusunda bayağı konuştuk. Evet, evet. İnşallah halkımız buradan umuyorum, bir şeyler almışlardır. Umuyorum. Özellikle sigara konusunu evet, almışlarsa ne mutlu bize. İnşallah. Peki hocam, rinoplastiye geçelim. Rinoplasti evet, günümüzün evet, çok böyle popüler, revaçta olan ameliyatı. Evet. Rinoplasti sık uyguladığımız bir ameliyat. Evet. Aslında çok fazla uyguluyoruz. Son dönemlerde özellikle sosyal medyada fotoğraf paylaşma platformları biraz çıktıktan fazlalaştı, sonra evet, çok oldu. Tabii rinoplastiye karşı eğilim, yönelim çok fazlalaştı. Niye? Çünkü kendimizi aslında o kadar sık görmüyorduk eskiden. Evet. Şimdi bir kendimizi çok görüyoruz. Mesela evet, eskiden fotoğraf makineleri niçin vardı? Etrafı çekmek için. Etrafı başka. Sayıp. Şimdi kendimizi çekiyoruz. Çekmek için evet, var. Kendimizi paylaşıyoruz. Şimdi de kendimizi paylaşıyoruz. Evet. Bir de o var. Beğenilmek istiyoruz. Evet. Bir de bizim algımızla oynuyor birazcık da sosyal medya platformları. Mesela filtre diye bir şey var. Basıyorsunuz, bakıyorsunuz çok böyle vay diyorsunuz lan, ne kadar güzel oldu. Keşke falan, yüzün böyle olsa. Aynen, keşke böyle olsa. Her seferinde basıyorsunuz bir tane daha, bir tane şuradan, bir tane buradan. Ne oluyor? İşte o filtreler bir estetik şey oluşturuyor, algı. Evet. Evet. Siz istiyorsunuz ki öyle görüneyim. Bunun için ne yaptırmanız gerekiyor? İşte cilt bakımları yaptırıyorsunuz, kepçe kulaksanız kulaklarınızı yaptırıyorsunuz, burnunuzu yaptırıyorsunuz. Niye? Güzel olmak çabası içerisinde evet, oluyorsunuz. Anlaşılabilir şeyler bunlar. Buradaki esas tehlike şurada. Birincisi, estetik algılar görecelidir. Yani sizin çok güzel bulduğunuz bir burnu ben güzel bulmayabilirim. Evet. Ya da sizin çok güzel bulduğunuz işte bir kıyafeti, bir saç rengini ben güzel bulmayabilirim. Evet. Dolayısıyla estetik daha çok göreceli bir kavram. Ve bu tehlikeli bir şey. Neden? Çünkü eğer standart bir şey yakalamaya çalışacaksak tek tip bir insan elde edeceğiz. Bu bir problem. Aynı burnu herkese mi yapacağız? Evet. Yoksa kişiye özgü burun mu yapacağız? Peki kişiye özgü burunların mesela kişi şöyle diyor ki benim burnum diyor Ahmet'inki gibi olsun. Evet. Ama Ahmet'in burnu Ahmet'in yüzünde güzel. Evet. Ahmet'in burnu sizin yüzünüzde güzel olmasa ne yapacağız? Şimdi orada işte hasta biraz düşünüyor. Şimdi burada şu önemli. Size yakışan nedir? Bu önemli. Sizin kendinize yakıştırdığınız nedir? Bu önemli. Yani hastalarıma söylediğim bir şey var. Burada ekran başındaki herkese de söylemek istiyorum. Sizin kendinizle ilgili bir probleminiz varsa, siz kendinizle barışık değilseniz ve kendinizi sevmiyorsanız, aynaya baktığınız zaman kendinizi beğenmiyorsanız, rinoplasti olarak, işte kepçe kulak ameliyatı olarak, dudak dolgusu yaptırarak kendinizi sevemezsiniz. Ne yapsanız kendinizi sevmeyi öğrenmeniz gerekiyor evet, öncelikle. Önce kendinizi seveceksiniz. Önce kendinizi kendi haliyle. Evet. Yani kendinizle seveceksiniz. Bireysel olarak kendinizle barışık olmanız evet, gerekiyor. Bu barışıklık halini sağladıktan sonra estetik kaygılar üzerinde konuşabiliriz. Evet. Biz estetik şöyle algılıyoruz. Ben güzel değilim. İnsanlar beni beğenmiyor.
Ben de kendimi beğenmiyorum zaten. Zaten ben çok kötüyüm. Evet. Ben şimdi bir doktora gideceğim. Göreceksiniz. Ameliyatları olacağım. Bir çıkacağım buradan ben başka biri olacağım. Evet. O zaman ben evet, filmlerde mümkün. Evet. Tabii ki de mümkün. İşte Face Off gibi filmler evet. vardı. Hollywood'un işte yüzünü değiştiriyor falan. İşte CIA yüzlerini değiştiriyor, evet. bir şeyler yapıyor. Yani doğru, filmler için bu mümkün. Ama real hayatta işler böyle yürümüyor maalesef. Bu kadar kolay değil. Ama tabii ki de rinoplasti güzel bir prosedür. Tabii ki de çok fayda gören, mutlu olan, kendini bu konuda çok daha özgüvenli hisseden, hayata dair bakış açısı değişen çok hastam var. Evet, ama her zaman, az önce kanser konuşurken de konuştuk, her şey her zaman istediğiniz gibi gitmeyebilir. Rinoplastideki temel problemler nelerdir? İşte rinoplasti olduktan sonra yüzünüz ödemlenir, şişer, morarır, bazen burnunuz eğilebilir, bazen asimetri gelişebilir. Bazen bütün bunların dışında her şey süper gitmesine rağmen, dışarıdan ben baktım, çok güzel görünüyor sizin burnunuz dememe rağmen, siz beğenmeyebilirsiniz burnunuzu. Dolayısıyla dedim ya en başta, her şey hem göreceli hem bir taraftan da değil. Dolayısıyla rinoplasti mutlak surette kişinin kendisiyle barışık olduktan sonra karar vermesi gereken ve o şekilde ameliyata gelmesi gereken bir ameliyat kesinlikle. Yani geldiğiniz zaman kendinizle barışık olmanız lazım. Kaygılarınızı bir kenara bırakmış olmanız lazım. Öbür yandan rinoplastideki en önemli şey süreç. Beklemek ve sabır çok önemli bir şey. Eğer sabrınız yoksa, bir günde her şeyin değişeceğini düşünüyorsanız size bir sihirli değnek gerekiyor. Bunun için ameliyat asla bir çözüm değil. Niye? Çünkü ameliyattan sonra, rinoplasti sonrası burnun en nihai halini bulması 6 ay. Evet. 6 ay sonra biz rinoplastide, evet bu burun artık oturdu, işte artık belirli bir şekil aldı diyebiliriz. Ve 6 ayın sonunda işler istediğimiz gibi gitmeyebilir gerçekten. O zaman ne gerekiyor? Revizyon gerekiyor. Tekrar müdahale etmeniz gerekebilir. Neden? Çünkü siz bu işi tornayla yapmıyorsunuz, elle yapıyorsunuz. Manipülasyonla yani, elle çalışarak. Dolayısıyla eğrilikler, büyürülükler, asimetriler, işte istenmeyen sonuçlar görmeniz mümkün. Niye hep olumsuzluklardan bahsediyorsun? Hocam ya rinoplastiden soğuduk diyecekler şimdi ekran başındakiler. Ama burada şu önemli. Rinoplastide bu anlattıklarımın çoğu insan farkında değil çünkü. Evet. Niye? Çünkü sosyal medya kullanıyorum ben de. Siz bir fotoğraf çekiyorsunuz, fotoğraf karesi. Koydunuz fotoğraf karesini. Fotoğraf karesinin altında, arka tarafta ne gelişti kimse bilmiyor ki. Her şey bir fotoğraf karesinden ibaret değil aslında işte. Onun arkasında kişi ameliyat oluyor, takibe geliyor, gidiyor, ödemleniyor, şişiyor, değil mi? Sabrediyor. 6 ay beklemesi lazım. 6 ay bekliyor. Tabii. Yani işte hemen her şey bir günde, bir saniyede yok olup süper olmuyor. O yüzden bu sürecin bu boyutunu unutmamak lazım. Ve tekrar söylüyorum, estetiğin göreceli bir kavram olduğunu unutmamamız gerekiyor. Size çok yakışan bir burun bir başkasına yakışmayabilir. Veyahut sizin çok beğendiğiniz bir burunu bir başkası beğenmiyor olabilir. Şimdi ben çok beğeniyorum bir burunu. Diyorum ki burnunuz süper görünüyor. Diyor ama diyor benim diyor yakın bir arkadaşım var, bana diyor ki senin burnun hiç güzel olmamış. Ama o senin yakın arkadaşının bakış açısı. Yani biz bütün insanları mutlu edemeyiz ki, değil mi? Peki hocam, şimdi mesela geldi rinoplasti olmaya. Onun o fotoğrafını siz alıyorsunuz, bilgisayara koyuyorsunuz. Evet. O burnu siz mi belirliyorsunuz veya yok, nasıl yapıyorsunuz? Şimdi, orada bir ben Photoshop programı kullanmıyorum. Niye? Evet. Çünkü Photoshop programları çok yanıltıcı. Evet. Kişileri çok ciddi beklentilere sokuyor. İşte Photoshop programları üzerinden burnunu işte şekillendirmek çok kolay biliyorsunuz. Evet. İşte elle böyle 2 saniyede yapıyorsunuz hemen. Evet. Ama maalesef gerçekte işler öyle yürümüyor. Dolayısıyla bunu yapmıyorum ama şunu yapıyorum, evet. Fotoğrafları mutlak surette çekiyoruz. Her açıdan fotoğraflarını çektikten sonra hastaya karşımıza alıyoruz ve burnun hangi patolojilerin olduğunu tespit ediyoruz. Diyoruz ki burnun şurası, şurası, şurası sorunlu. Biz de bunları şu şekillerde çözebiliriz. Mesela bir hampımız var. Hampı alalım, düz bir burnumuz olsun. Burun ucumuz çok düşük, biraz kaldıralım. İşte burun ucumuzu asimetrik biraz düzeltelim. Burnumuz sağa bakıyor, ortaya alalım gibi temel konuları konuşuyoruz. Hasta bazen diyor ki ben çok yüksek bir burun istiyorum. Çok kavisli olsun. Bazen diyor ki benim burnum dümdüz olsun. Tabii ki de hastanın burada talebi önemli. Biz hastayla beraber yine karar veriyoruz. Evet. Yani hasta bize bir şey söylüyor, biz hastaya bir şey söylüyoruz, bir orta yol buluyoruz ve ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Genellikle sorun yaşamadan ameliyatı tamamlıyoruz. Yani genellikle herhangi bir problem olmadan 6 ayın sonunda biz istediğimiz buruna, hedeflemiş olduğumuz buruna ulaşmış oluyoruz. Oran kaçtır? %85'lerde. %15 oranında istediğimiz şey olmuyor. Niye bu oranı verdim? Çünkü bugün dünya standartındaki ortalama oran bu. Yani siz 100 kişi ameliyat ediyorsanız 85 tanesinin için ameliyat öncesi konuştuğunuz noktaya gelebiliyorsunuz. Ama 15 tanesi için gelemiyorsunuz. Neden? Cerrahi teknik, kişinin kıkırdaklarının yapısı, cildinin yapısı, ödemlenme şekli, dokuların iyileşme biçimi, kişinin kendisine bakışı, yani kendine iyi bakıp bakmadığı ameliyat sonrası gibi birçok faktör var. Birçok faktörü var, evet. Bunu öngörmem zaten mümkün değil. Yani şöyle düşünün, siz zaten içeriye giren hastanın o başarısız olma ihtimali olan 15 kişiden biri olduğunu bilseniz ameliyat etmezsiniz.
Dersiniz ki ben bu hastaya ameliyat etmeyeyim. Kim ister ki mesela sonuç güzel olmasın? Tabii, siz ister misiniz? Kimse istemez. Herkes ister ki işte her gelen hasta çok hekim mutlu olsun. Hekim de ister, hasta da ister. Tabii hekim de ister. Herkes ister ki herkes mutlu olsun. Siz mutlu olun ve hepimiz mutlu olalım. Çok güzel olsun. Ama işte maalesef dediğiniz siz de az önce dediniz ya işte hayatın realitesi bu değil. Gerçeklik bu değil. Herkes mutlu olacaksa o zaman niye insanlar ikinci ameliyat oluyorlar? Evet. Ya hepimizin bazı hastalar ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalıyor. Neden? Yani tekrarlama şeysi var. Çünkü tekrarlayabiliyor. Çünkü her şeyi süper yapamazsınız. Evet. Hiçbir hekim şunu diyemez mesela. Ya ben işte bir ameliyat yapıyorum. Ya da düşünün otosanayide işte araba boyuyorsunuz. Diyebilir misiniz ki boyadığım her araba buradan çıkan her müşteri dedi ki benim arabam süper. Süper. Hiçbir sorun yok, kusursuz. Böyle bir şey yok ki. Yani kusursuzluk. Sıfır sorunla iş yapmak böyle bir şey mümkün değil. İnsanın içerisinde olduğu her şeyde kusur, hata veyahut istenmeyen sonuçlar olabilir. Dolayısıyla bunu kabul edeceğiz en başta. Estetik için de bu geçerli. Evet hocam. Hocam müsaade ederseniz bir 5 dakika ara ve kısa bir ara verip sorulara geçebiliriz. Recideki arkadaşlardan rica edersek kısa bir aradan sonra sorulara geçeceğiz.